Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol, saygıdeğer velilerimiz, geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler. 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci kanaat dönemi karne töreni için hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugünden itibaren 4-5 aylık bir maratonun sonunda birinci yarı yılı tamamlamış bulunuyoruz. Bugün alınan karneler öğrencilerimizin bir dönem boyunca okul yaşantılarında gösterdikleri gayretlerinin bir karşılığı olacaktır. Çok değerli veliler, saygıdeğer protokol, sevgili öğrenciler. Öğretmenlik mesleğime 1982 yılı 17 Şubat tarihinde Bafra İmam Hatip Lisesi'nde göreve başladım. Ve 11 yıllık öğretmenlik hayatımdan sonra 50. İlköğretim Okulu'nda, 30 Ağustos İlköğretim Okulu'nda, Atatürk Ortaokulu'nda ve 4. yıldan itibaren de Cumhuriyet Ortaokulu'nda okul müdürlüğü görevini yürütmekteyim. İdarecilikteki mesleki yılım 30 yıl ve 41 yılımı 17 Şubat'ta tamamlayarak emekliye ayrılacağım. Bu zaman içerisinde daima birinci değerim vatan ve millete hayırlı evlatlar yetiştirebilmek ve çalıştığım görev içerisinde güzel hizmetler sunabilmek için gayretin içerisinde oldum. Ve güzel öğrencilerimiz oldu. Güzel mevkilere gelen öğrencilerimiz oldu. Ben tüm öğrencilerimize, velilerimize 17 Şubat'tan sonra aranızda olmayacağım için hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Her zaman birlikte yine olacağımızı söyleyerek saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. İçişleri Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Ali Katipoğlu konuşmalarını yapacaktır. Ağabey. Okulumuzu da sizi en iyi şekilde karşılayacaktır.
değerli velilerimiz, öğrencilerimizin kalbileri ikinci dönem için sizlere de fikir verecektir. Her zaman olduğu gibi çocuklarımızın başarılarını destekleyeceğinize ve eksiklikleri gidermede onların yanında olacağınıza inanıyoruz. Siz elinden tuttuğunuz sürece o değerlere yürümekten korkmayacaktır. Sizler bizim en büyük ortağımızsınız. İyi ki varsınız. Değerli öğretmenlerimiz, eğitim öğretim yolculuğumuzun rehberleri, deniz fenerlerimiz sizlersiniz. Çocuklarımızın hayatlarını güzelleştiriyorsunuz. En iyisi için bıkmadan harcadığınız çaba ve emekleriniz için teşekkür ederim. Sizlerin ehil ellerine yetişen neslimiz gurur kaynağımız olacaktır. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, neşeli, mutlu ve huzurlu tatil geçirmelerini diler. Dönem boyunca fedakarca çalışmalarına dolayı siz kıymetli bir öğretmenlerinize teşekkür ederim. 6 Ocak 2023 Pazartesi günü sağlıklı ve mutlu bir şekilde tekrar görüşmek umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bafra Belediye Başkanımız Sayın Hamit Kılıç konuşmalarını yapacaklardır. Sayın Başkanım, Sayın İçerik Üretimimiz, çok değerli emniyetimiz, siyaset başkanımızın temsilcileri, çok değerli programı, çok değerli oda başkanımız, değerli veliler, sevgili öğrenciler, hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Evet, çocuklar, tabii ders çalıştınız, sınavlara girdiniz, bir yoğun bir tempoda okul bölümü geçti, biraz yoruldunuz, dinlenmeyi hak ettiniz. İnşallah bu tatilde şöyle güzelce bir enerji toplayıp tekrar okul başlayacağı tarihte sizleri burada göreceğiz. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Sizi seviyoruz. Çünkü bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Biz bugün bu görevleri yapıyoruz. İnşallah peki aramızdan bir kaymakam, bir belediye başkanı, peki diğer protokolün üyelerimizin oturduğu yerde oturacak öğrenciler sizlerin arasından çıkacak. Biz de sizler gibi sıralarda okumuyoruz. O yüzden sizden her zaman bildiğimiz var. Çalışın, gayret gösterin. Tabii tatilde dinlenmek lazım. Biraz dinlenin, enerji toplayın. Tekrar inşallah okula başladığınızda daha başarılı olabilmek için çalışın. Tabii hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin üzerinde çok emeği var. Özellikle Recep hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı etsin diyorum. Recep hocam aslında ilk göreve başladığı zaman da bizim de birkaç gün dersimize girmişti bir süre. O yüzden hocamızı çok önceden beri tanıyoruz. Bu camiada çok emeği var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İyi tatiller diliyorum. Belediye Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bafra Kaymakamımız Sayın Cevdet Ertürkmen, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapacaklardır. Arz ederim. Efendim şunu da alalım. Kıymetli Belediye Başkanım, İlçe Milli Eğitim Müdürüm, siyasi partilerin çok kıymetli temsilcileri, çok değerli protokol, çok değerli öğretmenlerim, sevgili veliler, sevgili öğrenciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminin karne töreninin hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında İsminde Cumhuriyet olan bir ortaokulda yılın ilk törenini gerçekleştirmenin büyük bir onurunu yaşıyorum ve anlamlı buluyorum. Cumhuriyetin 100. yılında elbette Cumhuriyetin kazanımları ve daha neler yapmamız gerektiği çok konuşulacaktır ama
Cumhuriyetin bence en büyük kazanımlarından bir tanesi eğitim sistemi, onun yetiştirdiği öğretmenler ve nitelikli öğrencilerimizdir, nitelikli vatandaşlarımızdır diye düşünüyorum. Abi alışkın değilim iki mikrofon alalım. Gerçekten de herhangi bir ayrım gözetmeksizin her Türk evladı bu eğitim sistemine katılmakta, kendini geliştirmekte, muasır medeniyet noktasında çağdaşlarını yakalamakta, hatta geçme noktasında serbestliğe, özgürlüğe ve hakka sahiptir. Bu yüzden siz değerli öğretmenlerim çok önemli bir görev ifa etmektesiniz. Canımızdan çok sevdiğimiz evlatlarımızı çok küçük yaşlarda sizlere veriyoruz. Onların eğitimini ve öğretimini sağlamanızı sizlerden istiyoruz. Bu noktada okulumuz belli bir seviyede, öğretmenlerimiz gerçekten motivasyonları çok yüksek, öğrencilerimiz bizim yapmış olduğu başarılar, kazanımlar bunu bize gösteriyor. Ben her şeyden önemlisi bir ay sonra emekli olacak okul müdürümüze okulda bu başarıyı sağladığı için, birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğü için hasreten teşekkür etmek istiyorum. Tebrik ediyorum. Güzel bir emeklilik hayatı diliyorum. Sağ olasın, var olasın. Değerli öğretmenlerim, sizlere de hasreten teşekkür etmek istiyorum. Bir idareci ve bir veli olarak en büyük istediğim, evladım evden çıkarken şunu söylüyorum, iyi eğlenceler evladım diyorum. Bir çocuk okula gelirken kasvete kapılmamalı, öğrenirken eğlenmeli, kendi hikayesini okulda yazmayı başarabilmelidir. Sizler bunun eğitimini aldınız, evlatlarımıza hem eğitimi hem öğretimi vermektesiniz. Üzerinizdeki misyon ve görev çok büyük. Geleceğin mimarları olarak evlatlarımızı yetiştiriyorsunuz ve onlar geleceğin, belediye başkanımız söylediği gibi, öğretmeni olacaklar, idarecileri olacaklar. Değerli veliler, okulumuzu kapatıyoruz. Onlar bizim canımız, kanımız. Sizlerden şunu istiyoruz. Öğretmenlerimize ve idarecilerimize sahip çıkın. Onların eğitim ve öğretim faaliyetini yürütürken onlara yardımcı olmanızı hasreten rica ediyoruz. Sadece evladımız var demek yetmez. Çünkü eğitimin üç saç ayağı var. İdare, öğretmen ve veli. Bunlar üç saç ayağından birisiniz. Bir tanesi zayıf olursa o eğitim sistemi çöker. Sizler bu vesileyle eğitimimizin önemli bir parçasısınız, önemli bir ayağısınız. Öğrencilerimizi ve anne babalarımızı karnelerinden dolayı tebrik ediyorum. Emekleriniz çok yüksek. Herkese iyi tatiller diliyorum. İnşallah kitap okumayı ihmal etmezsiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Kaymakamımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sırada ödül törenimiz var. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem puan ortalaması ve başarı sıralamasına göre dereceye giren öğrencilerimiz. 5. sınıflar 1.'si ve okul 1.'si. 5E sınıfı Aybükü Kaplan. 5. sınıflar 2.'si ve okul 2.'si. 2 öğrencimiz paylaşıyor ikinciliği. 5G sınıfı Yusuf Kerem Öztürk. Evrar Büyük İşler 5E sınıfı. 8. sınıflar 1.'si ve okul 3.'sü Sena Nur Bacak 8B sınıfı. Öğrencilerimize plaket ödüllerini Mahra Kaymakamımız Sayın Cevdet Ertürkmen vereceklerdir. Arz ederim. Thank you.
2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönem puan ortalaması ve başarı sıralamasına göre dereceye giren öğrencilerimiz. 6. sınıflar birincisi 6F sınıfı Emir Enes Demir. 7. sınıflar birincisi 7F sınıfı Melike Ergen. Öğrencilerimize plaket ödüllerini Bafra Belediye Başkanımız Sayın Hamit Kılıç vereceklerdir. Samsun 5.'si, Yıldız Erkekler Futsal Takımı ilçe 1.'si, Samsun Batı Grubu 1.'si, Yıldız Erkekler Futbol Takımı ilçe 1.'si, Samsun Batı Grubu 2.'si. Öncelikle takım kaptanlarımızı ödüllerini almak üzere buraya davet ediyorum. Öğrencilerimize kupa ödüllerini İlçe Emniyet Müdürü Sayın Zafer Beytullah Yüksel Beyefendi vereceklerdir. Davet ediyorum. Açelya var o.
Abdü Özkan.
Başka bir şey. Başka bir şey.